Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda YouTube'da fotoğraf paylaşma ile ilgili olacak. YouTube'da fotoğraf paylaşmak için öncelikle kanalımıza gitmemiz gerekiyor. Kanalımıza gittikten sonra topluluğa basıyoruz. Bu topluluğu açık olanlar için geçerli. Şimdilik topluluk 1000 abone ile açılıyor. Daha sonra değişiklikler olabilir. Yazı yazma bölümüne basıyoruz. Burada şu klavye açıldığı için gözükmüyor. Şu alt bölümde seçenekler veriyor. Ona değil fotoğraf paylaşma yerine basıyoruz. Ve buradan istediğimiz fotoğrafları seçiyoruz. Ben herhangi birini seçeceğim. Galerinizde olan fotoğraflardan tercih edebiliyorsunuz bu şekilde. Ben herhangi bir fotoğrafı seçiyorum. Bakalım fotoğrafı buraya getirecek mi? Çünkü daha önce fotoğrafı getiremiyor. Bu şekilde oluyor. Bak, bu telefon güncelleme yapmadığım telefon. O yüzden buraya getiremedi. Bir sorun, hata oluştu diyor. O yüzden gelmiyor. Daha sonra aynı şekilde diğer telefondan deneyeceğim. Güncelleme yaptığım telefondan ya da bu telefonu güncelleme yaparak tekrar deneyeceğim. Şimdilik burada bitiriyorum. Evet, burada gördüğünüz gibi telefon hafızam dolu olduğu için güncellemeler hepsi duruyor. Burada YouTube'u güncelleyeceğim. Demek ki yeterli hafıza olmadığı için güncelle yapıyor. Tekrar güncelleyemiyor. Bunu diğer şeyleri silerek deneyeceğim. Evet, tekrar sildim. Şimdi tekrar deniyorum. Maalesef güncellemiyor bu telefonda. Diğerinden deneme yapacağım o zaman. Evet, telefondaki bazı uygulamaları silerek yer açtım. Ondan sonra şu an güncelleme yapıyor. Biraz fazla uygulama kullandığım için çok yüksek değil bu telefondaki hafıza. 16 kendi dahili hafızası, harici hafıza takılı ama o işe yaramıyor uygulamalarda. O yüzden alırken dikkat etmek lazım. Güncelleme ne kadar önemli olduğunu burada görmüş olacağız. Şimdi tekrar açıyorum. Kanalıma gidiyorum. Tekrar deneyeceğim. Topluluğuma geliyorum. Toplulukta tekrar yazı sekmesini açıyorum. Şuradan yukarıya doğru kaydırdığımızda görürüz burada ama ben şöyle geriye basıyorum. Burada resim bölümüne basıyoruz. Çoğu resimleri sildiğim için bakalım şimdi bir tane vakitsiz olacak. Hayırlı cumaları paylaşmak. Şunu paylaşayım burada. Bakalım. Geldi mi, gelecek mi, hata mı verecek? Evet, gördüğünüz gibi geldi. Yalnız büyük şeklinde tam yerleşmemiş oldum. Şuraya basınca bir değişiklik yapmıyor. Yeniden konumlandırın diyor. Büyük olduğu için konumlandırma işini bu şekilde. Daha küçültemiyoruz ya aşağıdan.
Yukarıdan bir yerden bunu bu şekilde ayarlamamız gerekiyor. Evet, kaydediyoruz. Gördüğünüz gibi bu yeniden konumlandırından ayar yaptım. Çünkü resim ona göre ayarlı değildi. Şu an tam boyutuyla gelmiş oldu. Ve buradan yukarıda ne yazmak istiyorsak yazıyoruz. Mesela hayırlı sabahlar yazarım ben. Evet. Bu şekilde yayına yapıyoruz. Ve yayınlanmış oluyor. Bize gelen güncellemeleri yaptığımızda bu şekilde, bak, daha önce fotoğraf paylaşmak için Google'den giriş yaparak veya bilgisayardan paylaşabiliyorduk. Bu talepleri göz önünde bulundurduğu için demektir. Resim paylaşabiliyoruz. Belki diğer telefonlarda paylaşılıyordu, ben bilmiyorum. İki çeşit Huawei'de de, Pocophone'da da, Samsung'da da paylaşılmıyordu. Sadece web sayfasından paylaşılıyordu. Bu yeni güncelleme ile YouTube'dan paylaşılıyor. Ben bir talepte daha bulundum YouTube'dan. Mesela canlı yayın yaptığımızda karşılıklı baş konferans yayınları yapabilmeyi talep ettim. Bakalım orada bir cevap gelecek mi? Anket doldurdum. Anket doldururken o bilgileri de verdim. Çok talep var o konuda. Bu şekilde güncellemeleri takip etmemiz lazım. Telefon hafızalar doluysa güncellemeler yapmıyor otomatik. Biz kendimiz güncellememiz gerekiyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.